Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Üç Kız Kardeş Süreç Film imzalı ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi İclal Aydın'ın aynı adı romanından uyarlanmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer almaktadır. Biz de dizideki oyuncular daha önce nerede karşımıza çıktı sizler için araştırdık. İyi seyirler. Nazlı Senem Ünal, 22 Mayıs 1991 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk dersleri almıştır. İlk oyunculuk deneyimini Üzgünüm Leyla dizisiyle yaşamıştır. Ardından reklam filmlerinde oynamıştır. Çok Güzel Hareketler ikinci kuşak oyuncular arasında yer almıştır. Oyuncu aynı zamanda Aykut Enişte, Organize İşler, Sazan Sarmalı filmlerinde oynamıştır. Ayça İnci dizi sonradan dahil olmuş, dizide Sevilay karakterini canlandırmaktadır. 30 Nisan 1978 İstanbul doğumludur. Şu anda 44 yaşındadır. İlk kez 1993 yılında Borsa isimli televizyon dizisinde oynamıştır. 2009 yılında Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle oldukça ünlenmiştir. Oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam etmektedir. Emre Kıvılcım, 2 Eylül 1990 Malatya doğumludur. Şu anda 32 yaşındadır. İlk kez 2014 yılında Elif dizisinde Selim karakterini canlandırmıştır. Bu karakterle de ünlenmiştir. Ardından Adı Zehra dizisinde Genco Yaman, Bozkır Arslanı Celalettin dizisinde Celalettin Haremşah, Veda Mektubu dizisinde Mehmet, Cinayet Aşk dizisinde Selim, Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Sungur, Kim Daha Mutlu filminde ise Kemal karakterini canlandırmıştı. Almila Ada, 4 Ağustos 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 28 yaşındadır. Türk dizi, sinema oyuncusu ve modeldir. Küçük yaşlarda bale ilgi göstermiş ve bale eğitimi almıştır. Ardından oyunculuk dersleri almış, ilk kez 2014 yılında Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde Nehir karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Kırgın Çiçekler dizisinde Lalin, 2017 yılında Adı Efsane dizisinde Melis Aksoy, 2018 yılında Cennet'in Gözyaşları dizisinde Cennet, 2019 yılında Bir Deli Rüzgar dizisinde Melike, 2020 yılında ise Güvercin dizisinde Zülüf'ü canlandırmıştı. Berker Güven, 7 Eylül 1994 İzmir doğumludur. Şu anda 28 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 2016 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde Alexi karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında Zalim İstanbul dizisine canlandırmış olduğu Nedim Karaçay karakteriyle oldukça ünlenmiştir. Ardından Alev Alev, Babam gibi yapımlarda da oynamıştır. Yiğit Dikmen, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 36 yaşındadır. 2014 yılının Mart ayında başlayan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına yarışmıştır. Bu yarışmayla oldukça ünlenmiştir. Ardından oyunculuğa yönelmiştir. 2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Mucizelere Gebe isimli dizide oynamıştır. Bunun dışında Şehrin Melekleri, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi yapımlarda da oynamıştır. Veda Yurtsever, 23 Ocak 1969 Bingöl doğumludur. Şu anda 53 yaşındadır. Anadolu Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 2006 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan İki Aile dizisine Handan karakterini canlandırmıştır. Bunun dışında Fatma Gül'ün Suçu Ne, Besaç'e Bir Ankara Polisiyesi, Beyaz Karanfil, Kırgın Çiçekler, Zengin ve Yoksul, Babil, Alev Alev gibi yapımlarda da oynamıştır. Özgü Kaya, 5 Şubat 1996 İstanbul doğumludur. Şu anda 26 yaşındadır. İlk kez 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan
Adı Efsane dizisinde oynamış, bu dizide Sibel karakterini canlandırmıştır. Ardından 2018 yılında Mehmetçi Kutlu Zafer dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında ise Kimse Bilmez dizisinde Sevda Eğilmez karakterini oynamıştır. Son olarak 2021 yılında internet dizisi olan X Aşkım'da Yosun'a hayat vermiştir. Güzel oyuncu oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam etmektedir. İclal Aydın 14 Eylül 1971 Nevşehir doğumludur. Şu anda 51 yaşındadır. Türk oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucudur. İlk kez 1995 yılında Bir Demet Tiyatro isimli programda yer almıştır. 2006-2008 yıllarında Star TV ekranlarında yayınlanan İki Aile dizisine canlandırdığı karakterle oldukça ünlenmiştir. Bunun dışında Vizyon TL, Göç Zamanı, Aşkın Halleri, Veda, O Hayat Benim, Ege'nin Hamsisi, Sıcak Saatler, Zor Hedef gibi yapımlarda da oynamıştır. Benihan Dönmez 30 Ağustos 1965 yılında Ankara'da doğmuştur. Şu anda 57 yaşındadır. İlk kez 2005 yılında Ne Senine Ne Sensiz isimli televizyon dizisini oynamıştır. Ardından Çıplak Gerçek, Altı Mantığı, Bir Yusuf Masalı, Şeref Meselesi, Karabela, Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz, Aslan Ailem, Bizim Hikaye, Afili Aşk, Kader Postası, Sol Yanım, İçimizden Biri, Hanım Ağa'nın Gelinleri gibi yapımlarda da oynamıştır. Özellikle 2015-2017 yıllarında ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisine canlandırmış olduğu karakterle oldukça ünlenmiştir. Ragıp Reha Özcan 5 Temmuz 1965 Bingöl doğumludur. Şu anda 57 yaşındadır. İlk kez 2008 yılında Bahtı Kara isimli sinema filminde oynamıştır. 2012 yılında Suskunlar dizisine canlandırdığı Sait karakteriyle oldukça ünlenmiştir. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Fatih, Kurtlar Vadisi Pusu, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Unutursan Fısılda, Maral En Güzel Hikayem, Gecenin Kraliçesi, Adı Efsane, Yaşamak Güzel Şey, Poyraz Karayel, Bizim Hikaye, Mucize Doktor, 80'ler gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncu daha çok tiyatro oyunlarında yer almaktadır. Dizideki en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.